LGS'ye son 12 gün çalıştık, gayret gösterdik, denemeler çözdük, hatalar yaptık ama sonrasında artık meyvelerimizi toplama zamanı geldi. 12 gün sonra hayallerimizdeki liseye girmek için veya da hayallerimizdeki liseye yakın bir liseye girmek için güzel bir sınav yapacağız. Sabah sözlerine gireceğiz, öğleden sonra sayısalına gireceğiz ve ardından da kurtulacağız. Zaten milletin da çok güzel bir açıklama yaptı. Sınav zor ya da kolay değil dedi. E geçmiş zorluklara benzeyecek dedi. Dolayısıyla sınav zor olacak, sınav kolay olacak gibi konuşanlara asla itibar etmeyin dedi. Sınav çalıştığınız gibi olacak arkadaşlar. Arzuladığınız başarılara ancak çalışarak ulaşabilirsiniz. Aynen de böyle. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Sizler de çalıştığınıza göre olacak. Şimdi inşallah herkesin leke sonucu beklediği gibi gelir. Amin demiş. Nebiye 1100 beğeni almış. Bakalım ne diyor. Çok uğraştım lütfen yorum al. Şimdi LGS yaklaştıkça üzerime rahatlık çöküyor normal mi? Normal tabi havalar ısındı artık çalıştınız eksikleriniz de bitmeye başladı inşallah. O yüzden rahatlık çökebilir bunda bir sıkıntı yok. Matematik netlerim artmıyor ne yapmalıyım? matematik netlerinizi artırmanız için yapmanız gerekenleri söylemiştik. Mutlaka temel orta sınav tarz sorular çözmek. Yaptığınız matematik sorusunun yanlışının üzerinden bir daha geçmek. Seçenekleri kapataraktan bir daha çözmek. Ve yanlışlarınızı mutlaka iyi bir şekilde sıkı sıkıya tekrar etmek. Yani soru çözümünü tekrar etmek. Matematikte çok fazla soru kalıbı var. Ne yapmalıyız? Mutlaka mutlaka her bir soru kalıbı için belli taktikler var. Bu soru kalıplarını, bu yöntemleri hocalarımızdan dinlediysen, videolardan dinlediysen, arkadaşlarının ee, işte veya okuldaki hocalarının, arkadaşlarının çözdüğü yöntemleri gördüysen yapabilecek kadarıyla tüm hepsini yaparsın. Endişelenmene gerek yok. Dolayısıyla bir milyon tane soru kalıbı yok. Atıyorum 30 tane soru kalıbı var e, belli bir konu için. O 30 soru kalıbında gördüysen atıyorum çarpanlar ve katlarda 30 soru kalıbında gördüğün için hiçbir soruyu kaçırmazsın. Ama 20 tanesini gördüysen eğer soru 10 tanesinden gelirse birazcık zorlanırsın ama yine sınav kondisyonu olduğu için inşallah yaparsın. Dolayısıyla görebildiği kadar farklı soru kalıplarını görmeye devam et. Evdeki denemelerde zorlanıyorum ama LGS 2019'u çok rahat yaptım. Sınav o zorlukta olacak. Sınav LGS 2019 zorunda olacak. Dolayısıyla evdeki denemelerde zorlanıyorsan muhtemelen e, Apache garip grup kazık kazık sorular soran yayınlardan çözüyorsun. Gerçek sınavın zorluğundaki soruları çözersen inşallah iyi yaparsın. Sınav günü ve bir gün önce paniklememek için ne yapmalıyız? Sınav günü ve sınavdan bir gün önce artık sınav hakkında konuşmayın arkadaşlar. Sınavdan bir gün önce bizim son canlı yayınlarımızı izleyip arkanızda yazsanın dinlenin ama asla soru çözmeyin. Sınavdan iki üç gün önce şu denemeyi çözdüm bu sorunun cevabı Ceyhan mıymış? Bursa mıymış bakayım? Ay Denizli'ymiş. Böyle şeylere sakın girmeyin. Artık son günlerde soru çözmeyin. Ama sınav gününde zaten aileniz yanınızda olacak. Sevdikleriniz yanınızda olacak. Bir şekilde sınava güzel güzel girip çıkacaksınız. Milliyetin Bakanı'nın söylediği dünkü açıklamayı mutlaka izleyin. Hatta şu anda da e, biliyorsunuz bugün EBA TV'de de canlı e, son tekrarlı yayınlarımız başladı. Matematik, Türkçe, Fen birçok dersi sizlere anlattık. Onları da izleyebilirsiniz. Tekrarları da izleyebilirsiniz. Belki de şu anda bunu izleyen arkadaşlarımız vardır. Orada da ee, sizler için geri sayımlar yapıyoruz, ee, son tekrar videolar yapıyoruz. Bir de bakanın açıklamasını izleyin. Sayın bakan dedi ki, aynen şöyle söyledi. Arkadaşlar dedi, zor ya da kolay diyenlere itibar etmeyin. Dedi. Ya Daha ne desin adam? Yani zor sorulacak. Acaba çok mu zor çıkacak? Gibi şeyler yok. Sınav zaten ikinci dönem konuları olmayacak. Yani sadece birinci dönem konuları olacak. E, kontenjanlar da 150 artırıldı. E, zaten pandemi olduğu için çocuklarda bir gerginlik var. Dolayısıyla güzel bir sınav olacak. Eğer siz sınavda birkaç sorudan böyle eyvah, eyvah, anne, anne heyecanlanırsanız hemen bir tane doğru yaptığınızda yeniden heyecanınız yenip güzel bir şekilde sınavını sağlamayacaksınız. Zaten sözleri de yaptığınızda göreceksiniz ki sınav kolay. Ha sayısalda zorlayacak sorular gelecek mi? Tabii ki gelecek. Kolay değil sınav ama zor da değil. Burası önemli. E, legesi yaptığımız paniklemek için asla panikleten insanlardan uzak duruyorsunuz. Bence bakan kimseyi panikletmiyor. Zor ya da kolay değil kardeşim normal olacak sınav diyor. Ama zor olacak. Kazık yayınlarından çözün. Kazık yayınları. Her zaman en kazı. Öyle şeylere asla itibar vermeyin yani. Tabii ki sınav anı biraz size zor gelecek. Sınavdan sonra ya ne zordu diyeceğiniz anlar olacak ama sınavdan birkaç gün sonra ede çözdüğünüzde asla kolaymış ya. Çok da zor değilmiş. Yapabilirmişim diyeceğiniz sorular olacak. inşallah. LGS'de yaptığımız denemelerden LGS'de virgül yaptığımız denemelerden yüksek alır mıyız? Alabilirsiniz. Sınav çok iyi geçerse LGS en iyi sınavınız olabilir. Sayısalım iyi sözelim kötü ne yapmalıyım? Sözelde bol bol soru çözmelisin. Çünkü ne kadar çok soru çözersen sözelde o kadar çok kondisyon kazanırsın. Şu an aldığımız puan, şu an ayrı yazılır bu arada onu söyleyelim. LGS'den daha mı düşük olur daha mı yüksek? Sınav geçerse LGS'de daha iyi puan alırsınız. Sınav birazcık normal geçerse en kötü yaptığınız denemeler kadar yapabilirsiniz yine. Asla korkmayın. Sınav anınız ve iyi geçecek arkadaşlar. Ben bu arada çok fazla sınav anı dediğim için bunu da fazla kafanıza takmayın yani. Sınav anı dediğin şey iki tane soru yapıyorsun kendine geliyorsun zaten. Hiç endişelenmez gerek. Yeter ki bir tane doğru bir tane doğru yapabileceğiniz bir soruyu görüp hangisi zarf fil farklı bir anlam katmış. Çizerek nasıl okudu? Yaşar ee, yaşarcasına nasıl anlatıyordu? Anlat anlatı bitiremedi, nasıl bitiremedi diyorsun. Bunların hepsi Nasıl sorusuna cevap veriyor? Bursa ne zaman sorusuna cevap veriyor? Oh doğru yaptım. B işaretledin ya. Bir rahatlıyorsun. Ondan sonra zaten diğer sorularda da tıkır tıkır gelecek. Tercihler için repel videosu gelecek mi? Tabii ki gelecek. Örnek sorular LGS'ye yüzde kaç çıkar? Bence birçoğu örnek soruya benzer geçen sen olduğu gibi. Türkçe netlerim artmıyor demiş arkadaşımız. Bol bol soru çözdüğümüzde ve bilhassa da paragraf sorusu çözdüğümüzde netlerimizin artacağını göreceğiz arkadaşlar. İstanbul Habire Yaşı Anadolu Sesi'ni tanıtır mısınız? Neden tanıtmıyor? Habire Yaşı Anadolu Sesi İstanbul'da 7.42% 7 dilimiyle alıyor. Mühendislikler, öğretmenlikler, havada uçuşu gördüğünüz gibi okulu temizlediler, dezenfekte ettiler. Sizleri bekliyor arkadaşlar okul. Okul sizleri hak ediyor. Sizler de bu okula gidiyorsunuz. O yüzden güzel güzel girip okuyun hadi bakalım. Ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz. EBA'daki ee, videolarımızı izleyin. Geri sayım videolarımızı izleyin. Bugün biliyorsunuz matematik canlı var. Onu da mutlaka hızlı tekrarı izleyin arkadaşlar. Bizler sizin için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de zaten elinizden geleni yaptığına eminiz. Yani çalıştığınızda, videoları izlediğinizde, soru çözdüğünüzde eminiz. O yüzden hiç endişelenmenize gerek yok. İnşallah çok güzel olacak her şey. Hiç korkmayın.